İyi günler. Bugün 17 Ocak 2021 bir pazar günü neden yayın yapıyorum? Deli deli kulakları küpeli diye bir şarkımız vardı. Aklıma o geldi. O yüzden yapıyorum. Erdoğan'ın Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asıl Türk'ten ve Kamalak'la yaptığı görüşmeler sonrası Milli Çözüm adında ülkemizin en sapık, en deli, en e, şizofreni grubunu, milli görüş, akıncılar grubunu e, piyasaya sürmesiyle beraber ortalık zaten çamurdu, bataklıktı. Şimdi iyice e, rezalete döndü. O yüzden din ekseni kaydığı için, insanların inançları, imanları çalındığı için böyle bir yayını yapma ihtiyacı duydum. Daha derine de gidebilirim bu konuda fakat uyarı mahiyetinde. Ahmet Akgül nereden koşuyor? Milli Çözüm Grubu nedir? Erdoğan'la Hulusi Akar'la ilişkisi nedir? MIT'le, İT'le, Özel Harp Komutanlığı'yla ilişkisi nerede başlamıştır? 28 Şubat'ta Ahmet Akgül neden darbe yapan paşalar için Milli Çözüm diye bir dergi çıkartıyordu ve 1500 tane darbeci paşa abonesi vardı. Neden Milli Çözüm'ü Özel harbin subayları sivil gözükerek milli akıncılar içinde faaliyet gösteriyordu. E, bu gibi sorular kafama eskiden beri kurcalamıştır. Milli selamet, milli gazete, milli çözüm, milli düşünce, milli rezalet. Milli çözümcüyü delihaneye atsan doktor bile dayanmaz. Bu nedenle sapıklıkta sınır tanımayan Süfyan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı milli kazık ittifakının sonuçları sizin dininizi, imanınızı, inancınızı çalacağı için, ahiretinizi berbat edeceği için böyle bir yayın yapma ihtiyacı duydum. Süfyan Erdoğan, Oğuzhan Asırtürk ile görüşerek piyasaya milli sapık grubunu sürdü. Kamalak yalan söylüyoruz. Biz Erdoğan'la ile anlaşmadık. Erdoğan gibi e, sapık yoldan çıkmış bir e, parti fırtıyla ittifak yapacak kadar salaktaydız dedi. Halk TV'ye konuştu. Milli Gazete Paçavrası FETÖ sakız çiğneyip Ahmet Akgül adlı 28 Şubat ve 10, 15 Temmuz darbe paçaları gözdesi olarak milli sözüm denen e, özel harbin subaylarını piyasaya Hulusi Akar çerçevesinde, Hulusi Akar'ın adamları bunlar, delilerini piyasaya sürünce, yol verince benim de yayın yapma ihtiyacım doğmuş oldu. Öncelikle uyarayım. Sizin dosyanızı 2013 yılında Türkiye'ye yaptığım e, gezide, ziyarette şu anda hapsettiğiniz ve hapisten çıkarmadığınız bir gazeteciden aldım. Bayağı da eğlenmiştik aslında. İyi kebap yemiştik. Arkadaşlar Arkadaş bana Milli Çözüm'ün, Ahmet Akgül'ün yaptığı bütün sapıklıkları anlattı. Milli Çözüm'ün bütün nüstanalarını arkadaş toplamış. Solcu bir arkadaş. Yani e, fa farkına varmış ki Bu Ahmet Akgül denen salak kimdir? Neden e, bir dergi çıkartıyor? Neden asker, subay... Adamlar sivil gözüküp de milli çözüm diye bir istihbarat grubu kurmuşlar. Niyetleri nedir? Joe Biden'ın Amerika Devlet Başkanı olmasıyla NATO'dan elini üzen, Avrupa Birliği'nden elini üzen, batıda işi olmayan Erdoğan ve MİT şebekesi 15 Temmuz darbe tiyatrosu ekibi tabii ortalığı karıştırmak ve insanların akıllarını almak için hizmet hareketini şeytanlaştırmak için CHP'li ve HDP'li insanlara CIA, FBI, Mossad ajanı, Siyonistler, hainler, dış düş, dış güçler, casuslar, ajanlar diye suçlama histerisine girdiği ve ortalığı bu şekilde komple komplo teorileriyle daha da bulandırmak istediği için uydurma olan bu elde kayırma dediğimiz MIT Özel Harp Komutanlığı şebekesinin yaklaşık 34 yıldır sürdürdüğü milli çözüm e, grubu piyasaya çıktı. Atatürkçü, yani milli görüşçü. Hem de Akıncı hem de Atatürkçü bir e, Erdoğan versiyonu bu. Oğullarıyla ifra olmayan e, bir e, devlet sapığı olan e, Ahmet Akgün... Bundan e, yıllar önce e, Hizmet Hareketi'yle ilgili Hitler, e, Masonik, bahayı yapılanması, Fethullah Gülen'le ilgili Bahi, Bahai Tarikatı'nın İngilizlerin Şeyhi diye kitap yazmıştı. Gülmeyin, gerçekten yazdı. Tabii yazan heyet subaylar, özel harbin yeni tarikat ve cemaatlere, parti pırtlara soktuğu sapıklar. Rakıcı arkadaşlar. Beş vakitte masplan kılmazlar. Hayatta göremezsiniz. Karı kız oldu mu rakı oldu mu yumulurlar. Sonra da piyasaya dindar olduklarını satarlar. Milli çözümler üretirler. Daha ziyade Hitler'in gestopasında kara tul tarikatı vardı. Paganist. Onlara benziyor bu istihbarat grubu. Bir de şiir yazmışlar. Şiir de yazıyorlar. Mevla'ya verilmiş bir sözümüz var. Gafir sanır makam, mal gözümüz var. Sorunlara milli çözümümüz var. Adil düzen hasret çeken biz olduk. Adil düzenin ne olduğunu gördük değil mi arkadaşlar? Adil bir düzen önermiyor. Erdoğan ve MİT İnsanları dinden, imandan kaydırdı. Eksen kaydı. Avrasya ekseni. Bolşevik oldular deiz, ateiz, agnostik oldular. İnsanlar daha da bozulsun, yoldan çıksın, İslamiyet'ten, Kur'an'dan, Peygamberimizden uzaklaşsın diye çalışıyorlar. El Aziziye diye bir online web sayfaları vardı Elazığ'da çıkan. Ahmet Akgül maalesef Elazığ, Karakoçanlı. Yani Doğu Perinçek, Abdurrahman Dilipak, Abdullah Öcalan'la akraba, Akit Gazetesi'nden de akrabalığı var. E, sapık tabii. Dikkatimi 10 sene önce çekti. Fethullah Gülen öldü. Onun içine Hazreti İsa'nın ruhu girdi. Fethullah Gülen aslında Hazreti İsa'dır diye bir makale yazdı Ahmet Akgül. Dikkatimi çekti elbette. Bu kadar ilginç bir iddia yani kimse tarafından uydurulmamıştı. Fakat baktım Fethullah Gülen'le ve zaman gazetesi hizmetle ilgili Siyonistlerin oyuncağı demiş, ee, döşemişlerdi döşemişler. Yıllar önce Doğu Perinçek bu konuda bir numaradır, Ahmet Akgül iki numara ama gizli iki numara. Erdoğan hizmeti ve güleni kralamak ve şeytanlaştırmak için her yolu denedi, kullandı. Milyona yakın iftirattı ve yalan söyledi. Süfyan, yalanla iş aldatır. Hırsızdır, eli diriktir. Kütük gibidir, katır gibi, ses çıkartır, büyürür. En ahmak ekibi Ahmet Akgül ile El Aziz ve Milli Çözüm denilen Özel Harp Komutanlığı'nın subaylarına oluşan aptal bir ekip. Bunlar 34 senedir bayağı tecrübe kazandılar. Komple uydurmak, yani insanları fişlemek, karalamak, Şeytanlaştırmak, bizden iyi Müslüman yok demek konusunda uzmanlardır. Bakırköy delihanesine atsan doktor dayanmaz. Erdoğan 15 Temmuz tiyatrosunu dünyada kimseye yutturamayınca dört elle elde kalan milli görüş zombilerine salıldı anlayacağınız. Saadette yuvalanan milli çözüm sivil subayları 34 senedir Hulusi Akar'ın emrinde ona bağlılar. Yeşil Gladio olarak dini komple törüsü uydurma konusunda uzmanlaştılar. Milletin aklına bok koymak konusunda bahirler. Çok nevrotik vakalar. Düzelmezler. Süfyan Erdoğan'ın her fikne hücru ve fesatlığını yazmak zorunda olduğum için hacaret çekiyorum. Size bunları utanarak anlatıyorum. Geri çekilme niyetleri yok. O yüzden konuşmaya karar verdim. Milli çözüm sapıklarını Saadet Grubu ekibinin piyasaya sürünce ipliklerini pazara çıkartmak farz oldu. Temel Mollaoğlu bunlara bir şey demez. Ne yapsın gariban? Yaşlanmış zaten. Yani İngiliz eşiyle ölüp gidecek. Özel Harp Komutanlığı subayları tarafından 1986 yılında kurulan Milli Çözüm Grubu Hulusi Akar tarafından, Harp Akademisi'nden yıllardır yönetiliyor. İşlerine sokulan e, subay ve subaylar asker. 28 Şubat sürecinde bu arkadaşların çıkardığı dergiyi ben takip ettim. Ben herkesi takip ederim. Hatta bunların bir de Milli Düşünce diye dergisi de var. Yan dergi. Ak Doğuş diye bir dergisi var. O da başka bir yan dergi. Çok verimli bir Fitne, fucur grubu. Yani uydurma konusunda insanları, Müslümanları karalama konusunda İslamiyet'i, Müslümanlığı çökertme, Kur'an'ı Anadolu'dan kaldırma, peygamberimizden uzaklaştırma konusunda e, ant içmişler. Devlet görevi, milli görev. Kutsal, çok kutsal. Nerede e, ülkemizde aydın, insanları aydınlatan rehber var Müslüman alim var. Onu hedefliyorlar. En hedefte orta yerde Fetullah Gülen var. Dairede Esat Doçan Efendi vardı. Öldürdüler. Sıradan gidiyorlar. Yani Kadir Tarikatı'nı ele geçirdiler. Ee, Erol mütercimler Keloğlan'ı tayin ettiler. Böyle çok koordine organize çalışıyorlar. Haydarbaş denen dangalar koymuşlardı. Ahmet Akgül'ü Bunca senedir tepe tepe kullanan Özel Harp Komutanlığı ve Hulusi Akar Erdoğan'la yeni bir fitne fucur salalım. Ya tutarsa? Nasrettin Hoca misali. Bahayi Şeyhi gösteriyorlar Gülen'i. Ben kitabı indirdim. İnternete koyma salaklığına bulmuşlardı. Kaçırmam ben böyle şeyleri. Hemen download yapmıştım bundan e, yedi sene önce hard drive'ında duruyor. Sonra takip ettim. Acaba bu kitap kimin adıyla çıkacak? Daha önce Ahmet Şık adıyla e, Ferhat Ünlü adını, Abdurrahman Şimşek ismini kullanacaklardı, İmamın ordusu. E, lakin benim mitteki e, çocukluk arkadaşım, ortaokul arkadaşım e, Ahmet Şık'ta karar kıldı. Yani e, böyle çalışıyorlar. Kitapları kesinlikle bu adam yazmıyor. Bu adamlar yazmıyor. Zaten adam iki okul mezunu. İki okulu bitirememiş. Ahmet Akgül. Hizmet Hareketi, Bahayi, Mason yapılanması diye kitap yazmış. Fatih Altaylı'nın ismini atacaklardı. Fatih Altaylı okumuş. Çok gülmüş. Ulan gerizekalılar demiş. Fethullah Gülen'i bütün dünya tanıyor. Hizmet Hareketi bütün dünyada barışçıl faaliyet gösteren, okullar açan, en eğitimli grup. Siz bahayi mason yapılanması İran işi yok İngiliz e, istihbaratı ürünü yok siyonist diye kimi kandırıyorsunuz? Evet. Hizmet hareketinde masonik bir yapılanma var. Benziyor. Ama bahayi tarikatı hayfa merkezli, İsrail'de İngiliz istihbaratının kurduğu İran'da kurduğu e, dinsizler hareketi Sarvors grubu. Yani e, dini Allah'ı tamamen tedavülden kaldıran bir İngiliz istihbaratı ürünü masonik bir yapılanma. Merkezi Hayfa, İsrail, Fethullah Gülen'le, Hizmet Hareketi'yle ne alakası var? Ben bu aptal kitaba ismimi atman dedi Fatih Altaylı. Kendi gazetecilik kariyerine ismini düşünerek bu kitaba imza atmadı. Ahmet Akülatsın zaten deli, zaten sapık diye düşündü. O kadar da salak değil Fatih Altaylı. Reddetmişti. Erdoğan'ın milli sapık grubuna fesatlık, fettanlık işi vermesi çok köşeye sıkışmasından olabilir. Saadet grubunu yanına çekmeye çalışması, bu radikal grubu devreye sokması, Erdoğan ve Akar'ın MIT ve ÖKK elemanlarıyla ülkemizde yıllardır yürüttüğü Milletin aklını almak, psikolojik savaş yapmak, ekseni kaydırmak, dinden, imandan, İslam'dan uzaklaştırmak ve insanların e, bir zombi gibi dolaşmasını, uyur gezer gibi dolaşmasını sağlamak için yaptıkları bir kötü plan. Şeytani bir plan. Milli Gazete'de buna öncülük edip de köşe yazarları e, yazmaya başlayınca dedim anlatayım artık bu grubu. Milli görüş manyaklarını. Benim önerim şu. Hepsi asker kökenli olan bu sivil milli görüş akıncı manyaklarına Bakırköy akıl sinir hastalıkları doldurmaz. Odalar az yani orada. Silivri hapishanesini boşaltmak gerekiyor. Bu arkadaşları oraya koyacaksınız. Oraya Akıl sinir hastalıkları delileri, delihane ismini koyacaksınız ve e, Ahmet Akgül ismini vereceksiniz. Ahmet Akgül tımarhanesi. E, Hasan Mezarcı kadar beyinleri yok. Şizofrenik vakalar gerçekten. Tedavi ve terapiye cevap verirler mi bilmiyorum. Kronik vakalar çünkü. Devaları henüz bulunamadı. Milli Çözüm Grubu 28 Şubat sürecinde İlkokul mezunu Ahmet Akgül'ün işte böyle milli görüşçü bir sapık dergi çıkartıp 1500 Kemalist, Yobaz darbeci askere e, göndermesi ve abone yapmasıyla ortaya çıkmıştı. Staj yapıyordu e, Özel Harp Komutanlığı'nın subay ve subayları. Yani e, dini gruplara sızarken ve onları ele geçirirken acaba bu milletin aklıyla ne kadar oynayabiliriz diye Hulusi Akar ÖKK elemanı sızmacı subaylarla sivil akıncı grubu kurmuştu. Sivil akıncılar ama asker. Staj yaptılar ve tecrübe kazandılar bunca yıldır. Erdoğan ve milli çözüm için aslında yerli bir çözüm formülüm var. Bakırköy akıl sinir hastalıkları odaları bu kadar zombiyi bu kadar deliği kaldırmaz. Silivri'yi boşaltıp zombileri ömür boyu şizofreni, psikos, takıntı tedavisi uygulanmadı. Yaptıkları hapishaneler çok. onları da terapi merkezi yapalım. Ülkemizde zombi ve deli patlaması var. Ve ilaca bağlayalım. Bunlara psikoterapi çalışmaz. Uzun soğuklu bir terapi gerekiyor. Önce ilaçlarla, psikosomatik ilaçlarla bu delilerin kontrol altına alınması. En başta tabii Erdoğan'ın kontrol altına alınması gerekiyor. E, doktorların e, ee, çözüm yöntemleri çalışmaz. Doktorlar kafayı yerler. Benim e, bu konuda önerim acizane e, Mehmet Ali Bulut veya Nihat Hatipoğlu başhekim olsun bu delileri tedavi etmek için bir e, ilahiyatçıya bir müşide ihtiyaçları var. E, bu nedenle Hasar Mezarcı'yı da e, oraya koyalım. Kamalak Efendi de Oku e, Oş'a, Oğuzhan Asıl Türk'te atılsın, onları terapi yapsın hapishanede Nihat Hatipoğlu, fakirliği önersin, bir lokma bir hırka desin, e, çorba için desin, kara şimşek, mercimek çorbası çıksın her gün, ondan sonra e, fakirliğin ne kadar güzel olduğunu, dervişliğin hapishanede çok güzel olduğunu görsünler. Mehmet Ali Bulut da onlara zikir dağıtsın. Ee, benim verdiğim zikirleri çekmiyorlar. O yüzden. Erdoğan burada tabii baş deli olarak e, liderlik füzerlik yapsın e, ve e, orada inşallah e, Ahmet Akgül ve Erdoğan iyi koğuş arkadaşı olur. Ve e, ömür boyu orada kılırlarsa Belki 40 sene sonra düzelirler diye düşünüyorum. 20 sene diyecektim ama 20 sene de düzelmez bunlar. Ee, ben tabii iyi bir gazeteciyim. Belgeli çalışırım ve e, bu belgeleri aldım yani 2013 senesinde lazım olur diye Kanada'ya getirdim. Eğer biraz daha sabıklık yaparsanız bütün belgeler açalım. Ben Milli Düşünce Dergisi'nin dergisinde bile bunların <laughs> müstahar isimle Dağıstanlı diye bir yazı yazmıştım, bir haber yazmıştım. Zaman gazetesi bir haberi girmemişti. Haydar Aliyev'in Ruslar tarafından zehirlendiği haberini zaman gazetesi girmeyince nerede yayınlatayım diye bakıyordum. Şıp dalmadılar zaman gazetesine. Milli Düşünce ekibi, Milli Çözüm ekibinin yan özel hapçileri var. Ben tanıyorum zaten. Görü görmez asker olduğunu anlıyorum. biz yayınlayalım dediler. Talip oldular. Nereden biliyorsunuz Zaman Gazetesi'nin benim haberimi girmediğini? Hadi İsrailliler biliyor. Amerikalılar biliyor. Biz dinliyorlar. Siz de biz dinliyorsunuz kardeşim. Tam ertesi gün geldiler. Ben de haberi eee Musin çıkardığı o zamanki e, gelecek gazetesine e, yayınlamayı düşünürken e, 1999'da bu arkadaşlar bitiverdi. Dedim iyi Ali Elperen müstahresim bile orada yayınlayalım. Ee, sizin e, yayın organında benim adım Dağıstanlı olsun diye kasten bu ismi koydum. Dağıstanlı. Benim böyle müstahar isimlerim de var. Milli düşünce. En iyisi Mason Bektaşi derin darbecilerin sevmediği Sufi Alim İbrahim Gülşen'in Kıdan e, Kıdan Namesi bir kitabı var. Türkçeye çevrilmiş, mahsız yapılmış. Oradan bir şiir okuyalım. Bir de niye İbrahim Gülşen'i sevmiyorsunuz kardeşim? Yavuz Sultan Selim ile Mahmut arasında Osmanlı'da çok popüler olan, devletin de desteklediği, şifa sunan, terapi sunan, manevi, maneviyat, ruhiyat, mesnevi, penname gibi pek çok esere sahip, bir alimin eserlerini niye Türkçe'ye kazandırmadınız? Neden 200 yıldır Gülşen'e nanik yapıyorsunuz? Öyle değil mi? Bir hikmeti vardır. Belki şifa olur. Gün üşermedim. E, Türkçe'ye çevirdim. Zaten Türkçe ama 15. yüzyılın Türkçesi biraz farklı oluyor. Parsça var, Arapça var, Osmanlıca biraz farklı. E, Azerbaycan Türkçesini de bilmek gerekiyor. Yani arkadaş Diyarbakırlı ama Türkmen. E bu nedenle Türkmenleri, Türkleri sevmiyor bu rejim. Belki şifa olur. Demden deme hem hem şiirin adı. Tam bu adamlara uygun. Dem den deme hem dem. Demden türedi mükerrem Adem. Adem demiş, dem imiş. Demiyle hemdem. Dem, dem dem demeden vurur vücudu, her surete mana eyleye hüda. Hakkınır, tecelli olur vücuda, kaybını ayan eleyip şu hüda. İşit, ne derim ben? Demi kıdemden, ben kıdemliyim tabi, sizden kıdemliyim. Der, Dirlik dilesen bu demde demden. Ne varsa bu demdedir, demi duy. Vazgeç demem sana demi duy. Atla evvelde ezel bulunur akdes. Taliminde nihan iken mukaddes vahdette tecelli kılar da Allah Adem türedi o demde billah. Mevcudu melek mükerrem oldu ol cümleden ol mukaddem oldu vahdette açılan gözüne nazar tut birliği ikili tutsan kul azar birdir iki cihanda iki gözetme birden iki yüzünü asla düzeltme birdir yedi sanma yedi göy yedi şaşma nicedir bu arş ferş yekti Hak neyse hakikat şey ün say hak zikrin ile huya nazar hay hak veçi görünür neyse zahir mana görünen bu çağına bahir vahdet bulasın hakkını senden kesset neyse ne geçiver andan vahdet gözüken bu kesset içre bu bir sır neymiş bu hikmet içre Ol hikmeti bilen Adem oldu hak ilmi ona muallim oldu. Cüz kül neyse o bildi mutlak. Öğretti ona esma ilmini hak. allah Teala Hazreti Adem'e esma -ül Hüsna ilmini öğretti. Şakallık yapmayın. Yok onlar Müslüman değil, biz Müslümanız. Ayakları geçmeyin diye okuyorum. Bildi. Allahu Teala bildirdi. Hazreti Adem'den beri insan İsmail Hüsna ilmi bildi? Siz daha çelik çobak oynuyorsunuz. Of of. Sorun neydi? Cümle melek o yüzden oldu. Yani Hazreti Adem eşrefi mahlukat ah seni takvim oldu. Melekler secde etti. Kim secde etmedi? Ha oraya geldik cahil şeytanın hırsı yüzünden düştü onun ile hak gözünden. Serhoş olup da haset meyinden mey şarap oluyor. Hasetle şarap şarapçılık yapıyor bu Ahmet Akgül grubu. Adamlar şarapçı. İsyan edip melekli kuyundan nefsi ezelden oldu böyle gafil. Nefsi ezelden gafil. Ben neyi düzelteyim bu arkadaşlar? Ulviyken oldu ehli esveli safiliğin hak gözünü aç derim sana bak. Yakın olan ırak olur özüne bak. Hak sana yakın uzak sanma. Mekan ispatını durak sanma. Bu mezrada odur ekilen. Hasıl olup bir bir biçilen. Bugün de eken tohumu yar alır. Rabbine varmazsa varı yel alır. Her kim ki tanımaz mürşidini, cahile mümin demem ne dini. Arif olan anlar hak işinden, dostu Allah'tır hak nebiden, mümin denmez o kör göze, haktan uzak duran öküze. Sen çık arada söyle zikri, sohbeti canan zikri fikri, her vetçe göre bulur hanı, yüz kilodur onunla her anı zikrine göre fikri kesretinden ayrılmaz hiç hak vahdetinden şeksiz şüphesiz imanı deruni dinde şirk koşan zalim karuni ezel ebed salih amelle örüldü yüz görsen bin revan göründü sırrın ezelden ebede bu demde gösterdin vücut ile bu ademde bir biri iki göstersen safi özündür. Birden iki veç ol, olan yüzündür. Ahad vahid için açılınca öldü sözün. İki tek tekle hakka çevrildi yüzün. Gözünü dört aç yeme hiç kazık. Yakını uzak edersen sana yazık. Hakkı ırak sanan kör lal sağır. Mümine kafir diyene vebal ağır. Yol yakın, gözden uzak olma Irak. Irak desen de hak pek yakın. Bak, gülşeni sunar. Evet, bu arkadaşları terapi yapabilecek miyiz bilemiyorum. Lakin e, terapi olacak bir şiiri tercüme ettim arkadaşlara. Ee, bol bol komedi seyretsinler. Çok e, komik adamlar zaten. Ee, rakıcı, şarapçı arkadaşlar. Müslümanlıkla yakından uzaktan harikaları yok. Bize İslamiyet'e Müslümanlığı satmaya çalışıyorlar. Ee, onlar Müslümanlığı Reza Zarrab'dan öğrendiler. Reza Zarrab artık FBI e, korumasında Amerika'da biliyorsunuz öttü. Erdoğan'ın hırsızlık yaptığı bakanlarıyla e, bir İran ajanı. Ülkemizin meşhur şarkıcısı Ebru e, Hanım'la evlenmişti. Bir de çocuğu var biliyorsunuz. E, Türk vatandaşı olmak için Egemen'e 1 milyon avro rüşvet verdi. FBI e, yetkililerine e, Amerika'da e, Türkiye hatıralarını anlatıyor. Film çekecekler. Senaryo yazıyorlar. Bu kadar gerizekalı bir millet olur mu diye Amerikalılar kahkahalarla gülüyor size. Yani Nasıl çalmış bu kadar ülkenin malını, mülkünü, parasını? Ne kadar rüşvet dağıtmış? 8,5 milyar dolar. Kime dağıtmış? Nasıl dağıtmış? Reza Zarrab çok esprituel bir arkadaştır. Amerikalı FBI yetkilerine tanık koruma programında olduğu için vakti de çok anlatıyor. Çok komik gerçekten. Ülkemizde... Reza Zarrab ve Babek Zencan'ın verdiği rüşvet 8.5 milyar dolar savama istihbaratının Erdoğan'la girdiği yolsuzluk, hırsızlık, soygun neticesinde ülkemizin aklını aldılar. Sonuçta Erdoğan zengin oldu, siz aklınızı kaybettiniz, fakir oldunuz. Ve bu süreç devam ediyor. Henüz sonuçlanmadı. Amerikalılar hala ülke Erdoğan mı yönetiyor? Yani baş deli baş hırsız, baş çalan hala Zafer Şahlayan yakalanamadı mı? Egemen pra Büyükelçi mi oldu? Hakan Atilla İstanbul Borsası'na mı bakıyor? Çikunova yapan arkadaş. Sahtekarlık yapan bankacı. Süleyman Aslan serbest mi dolaşıyor? Paraları ayakkabı kutularına koyan, banyoda diflere saklayan. Allah! Bu nasıl bir ülke? Kiriz salak ahmak dolu galiba. Önüne gelen çarpıyor. Hala Kayseri'de Mehmet Özesaki'ye oyun veriyorlar? Hayali köprü yapanlara. Allah Allah. Demek ki bu milletin, Türkiye milletinin parası çok. Veyahut da keriz, aptal, salak yani ahmak. Hala bu hırsızları övüyorlar, meti diyorlar. 15 tabuz yalanlarını satın mı alıyorlar? Bu kadar salak Müslüman mı var Türkiye'de? Bunlar insan bile olamaz. Ne Müslümanı? Bunların dini yok. Bunların meş meşrebi, mezhebi, tarikatı, partisi, pırsızı da yok. Bunlar insan değil. Hayvan bile değil. Diye Amerikalılar çok güzel film yazmaya, Hollywood filmi senaryosu yazmaya karar vermişler. Reza Zarrab'ın hayat hikayesi. Türkiye'yi nasıl dolandırdı? İsmini Çikunova koyacaklarmış. Çikunova. Şifreli. Herkes öğrenecek. Çikunova ne demek? Nasıl sahtekarlık yapılıyor? Milyar dolarlar çalınırken e, Türkiye'nin bankalarından Türkiye'nin milli serveti tokatlanırken Çikunova yapan arkadaşı herkes duydu. Bütün dünya yazdı. Hala hizmeti suçluyorlar. Kötü diyorlar. Hala FETÖ sakızıyla Erdoğan bu çamur bataklığa çevirdiği Çamuristan'ı yönetebileceğini zannediyor. Ve milli çözümcülere başvurmuş. Ben de milli çözümün bütün defterlerini açarım. Defterlerini dürerim uyarayım dedim. Yerinizde durun hırbalar. Benim kim olduğumu biliyorsunuz değil mi? A Süleyman Ünal aklıma geldi sabah sabah. Eski Cihan, Cihan Haber Ajansı Ankara temsilcisi. Fehmi Koru'yla savaş halindeyiz. Ankara'ya geldiğimizde Fehmi Koru'yu gazeteden postaladık. Milli görüşçülerin şahıdır. E hiç kimse bunu başaramamış dedi. Süleyman Ünal sen kimsin? Ben Faruk Aslanım, Fehmi Kuru olsa bana dayanamaz. Milli görüşten gelen sapıkların bütün oyunlarını bilirim ben. Bütün ayak oyunlarını bilirim. Fehmi Kuru bile benle başa çıkamadı. Dolayısıyla ilkokul mezunu Ahmet Akgül'ün başa çıkması mümkün değil. Başka adamınız yok mu? Yani piyasaya sürecek. Başka ahlaksız sapık adamınız yok mu? Ahmet Akgül gibi Çapsız bir adamla iş yapıyorsunuz. Yani Mehmet Zahit denen bir tane sapık şeyh var. Adıyaman'da ona bağlı. Bir de orada abuzer var. Al birini, protekine. Yani bu işe yaramaz adamlarla daha ne kadar milleti oyalayacaksınız? Daha ne kadar milletin imanını çalacaksınız? Hırsızlar diye söyleyesim geliyor. Süley Süleyman Ünal e, benim nickname'de yazdığımı biliyordu. Değişik organlarda, Zaman gazetesinde çalışırken. Faruk dedi, sen sen ne kadar müstahalesini kullanırsan kullan, mutlaka senin olduğunu anlarlar. Nasıl anlarlar diye sordum. Çünkü senin kadar desir gazeteci ben hayatımda görmedim. Bu bir. İkincisi, senin elde ettiğin detay ve bilgileri, haberleri hiç kimse yapamaz. Bu iki. Üçüncüsü, senin bir üslubun var, istediğin kadar tatlı attır, istediğin kadar farklı üslup kullan, mutlaka eninde sonunda senin yazdığını anlayacaklar. Öyle mi? Bu millet zeki mi? Yani zeka seviyesi konusunda yorum yapmak istemiyorum ama dedi. Yani istihbaratçılar, özel harp komutanlığı, bunlar bile bile milletin imanını çalıyor. Bile bile fitne, fucur, fesatlık, fetanlık çıkartıyor. Yoksa e, hizmetin cemaatin e, ne kadar aydın olduğunu, demokratik olduğunu, insan olduğunu biliyorlar. Bile bile şeytanlık yapıyorlar. E, ben de bile bile meleklik yapıyorum. Onlar şeytanlık yapsınlar. Ben meleklik yapayım. Bakalım melek mi kazanacak? Şeytan mı kazanacak? diye bir e, müsabakadayız. Uzun e, soluklu maraton koşusu yapıyoruz bu arkadaşlardan. Hulusi Akar'ın Pislik özel harçlileri, akıncılar, milli akıncılar grubundan e, piyasaya çıkmış durumda. Hepsinin e, defterini açayım, şöyle ipliklerini pazara çıkartayım da, rezil usluha edeyim de herkes bu maskelerin çıkmış sapıkların, münavıkların kim olduğunu görsün. Bu fasıklar böyle adamlardır. Hulusi Akar seccade taşıyormuş, tespih taşıyormuş namaz kılmak için... Ulan askere de millet gizli namaz kılıyor ee, yıllardır Sovyetler Birliği'nde yaşamış gibi. Seçerde taşıyan, tesbih taşıyan, komutan bir görmedik hiç. Münafık. Yani e, kendi karısına da zorla başörtüsü öttürdü. Zavallı kadın başörtüsü örtmek istemiyor. Erdoğan'a uyup sağladı. Böyle e, sapık e, adamların e, komutan olduğu e, bir ordumuz oluştu. E, Etücü dinsizler de, pirinçekçiler de at oynatıyor, ciz atıyorlar. E, çok e, sevinçliler, göbek atıyorlar. Bu kadar ateist, dinsiz bir dönem Türkiye'de yaşanmadı. E, yani Allahsızlığı, Kur'ansızlığı, peygambersizliği, Erdoğan e, ve MİT rejimi, Hulusi Akar, Hakan Pidan, pirinçek rejimi yerleştiriyor. Ahmet Akgül eksikli, milli çözüm sapıkları, onlar da dahil olmuş. Yani, Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun milletin imanını çalmak konusunda. Ee, zaten Milli Çözüm Grubu'nun bir çözüm sunduğu yok biliyorsunuz. Adamlar bir defa milli değil. Bunlar zilli. Zilli ittifakı. İyi günler arkadaşlar.